Merhaba arkadaşlar. Yeni bir yapı serisine daha başlıyoruz. Bu aslında biraz kendimi affettirme çabalarım herhalde. Bir de düzeltme olacak. Versiyon 2 şeklinde ya da merkezi konumda gibisinden bir durum olacak. Da şu tavşanın bakışları var. Baka baka gidiyor. Yeğenim, siyah tavşanı takip et. Belki bana hap map verirler. Kırmızı mı mavi mi? Kırmızı mı mavi mi? Nereye gidiyorsun? Ben sana kırdım. Hoppa! Aa, çakal! Ayağını... Ayağını kaydırırım ayağını. Çıkabiliyorsan çık, bana ne kardeşim? Şimdi cam yapacağız zaten. Başlıkta da gördüğünüz üzere. Bilmiyorum sevinen oldu mu cami serisi için. Ama bir cami yeni cami serisi. Ama Dijitalis merkez camisi olacak bu. Şöyle stadyumla Residence'ın şöyle ilerisine. Buraya da bir orman... Ağzına tükürdüğüme bak, çıktı lan. Burayı da bir yeşillendirme yapacağım. Şurayı bahsetmiştim. Hani buradan böyle arabalar gelecek, dönecek falan filan. Şurayı rahatsız edecekti o olay. O yüzden sen kimin kızısın lan? Allah Allah. Deyip şaşırır genç Osman. Bir saniye ya, ben şunu bir anlayayım. İlginç. Oyunu kapattım, yeniden açtım. Kendisini düzelmiş olarak buldum. Neyse, konumuza dönecek olursak. Burası yeşillenecek. Hani camiden biraz olsun uzaklaştırma niyetine. Böyle bir durum olacak burada. Buranın da yan tarafı yeşillenecek. Burada küçük bir koruluk alan oluşacak. Vesaireler vesaireler. Şimdi şurada bir farklı bir havuz denemesi yapmıştım. Havuz fıskiye. Bunun büyüğünü dene. Kendime not almışım. Böyle aklıma gelen şeyleri burada hazır ettim. Şurada caminin dış duvarları olacak. Oraya geleceğiz. Öncesinde ya birdenbire aklıma geldi işte cami yapma fikri. Öncesinde şuydu. Heh. İlk caminin dış cephe olayı bu şekildeydi. Sonra vazgeçtim. Yani değiştirdim. Buna geçtim. Şöyle bir şey oluştu. Bu da çok güzel. Bu da çok güzel ama bilmiyorum, belki bununla şu ileride gördüğünüz versiyon 3 arasında bir karışıma gidebilirim. Henüz daha dış duvarlara karar verebilmiş değilim. Üçüncü olarak da şu oluştu. Şöyle bir şey. Ha, zaten ona benziyormuş bak. Biraz daha farklı. Ama böyle bir gelişme yaşadı. Camimizin dış duvarı. Ve de bu da bizim daha dış duvarımız. Bir dakika. O dış cephe. Bu dış duvar. Hı, tamam, şimdi oldu. Şimdi oldu. Şöyle bir şey yapacağız. Malzemelerimiz, eğer bizim görüntü paketini kullanıyorsanız, kırmızı kum taşı, kırmızı kum taşı merdiveni, mavi boyalı ince cam, beyaz boyalı ince cam, kuvars bloğu sütun, merdiveni, bloğu ve de demir parmaklığı. Parmaklarınızı buraya koyuyorsunuz. Aha, tamam. İğrenç şakamızı da yaptığımıza göre olaya başlayalım. Şimdi önceliğinden şöyle bir duvar yapalım. Set 155. İki farklı yöntem olarak göstereceğim size bu şey olayını, duvar olayını. Sonra 2, 3 tane kırıyoruz. 3 tane değil, 4 tane kırıyoruz. Abi yani bir plana dahil, bir plana sadık olmadığımdan aklıma estiği şekilde
Doğaçlama devam ettiğimde bazen böyle kazalar oluyor. Neyse. Şimdi şurayı da kırıyoruz. Ve şu tarafa bakıp bir blok koyuyoruz. Masa, şey, masa. Basamak. Sonra bir tane daha koyuyoruz. Diğerini de diğer tarafa bakarak koyuyoruz. Ve şu bölgeyi oluşturuyoruz. Sonra 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Burayı kırıyoruz. Buraya parmaklıkları şöyle yerleştiriyoruz. Ağzına kadar deme. Tamam. Sonra da alt kata şunu koyuyoruz. Ay, hadi, hadi bir de, hadi, hadi. Ha, bir dakika lan, bir dakika. Böyle nasıl görünüyor? Hı, sağdaki daha iyi. Sonra şöyle şekli oluşturuyoruz. Sonra da kuvars sütun bloğunu alıyoruz. İçeriden bir boşluk bırakacak şekilde dizip üzerine de zımbırtısını koyup bu şekilde duvarımızı yapıyoruz. Biraz fazla mı beyaz? Hani diye düşünüyorum bazen. Ne yapsam, ne yapsam bir hamak alıp sallansam diye düşündüm ama yok abi yani gitti yani. Bu buna gitti. Güzel oldu, güzel. Beyaz kuvars oluyor ya. Böyle bir şey yapacağız. Tamam. Bunun üzerine yürüyoruz. Şimdi bir de şimdi ben yanlış anlatabilirim manasında yapıyorum bu hareketleri. 2, 3, 4. Pardon. Dördüncüyü şöyle koyuyoruz yere. Ondan sonra üzerine demirimizi koyuyoruz. Şöyle ve de böyle. Şöyle. Valla önceki yöntem daha hızlı. Hatta WordEdit kullanmayı biliyorsanız daha da hızlanabilir bu iş. Aslında öyle de bir yöntem çıkarabiliriz. O ne lan? Heh, şöyle ol, şöyle. Şöyle. Şöyle bana şöyle. Senin şorunun ne? Sonra yan tarafa duvarımızı diziyoruz. Sen oradan bir git bakalım. Diyerekten. Böylece bitirmiş oluyoruz. Ve de sütunumuzu koyuyoruz. Ben merdiven şey kaldırımdan bir blok içeride yaptım. Buraya başka bir şey düşüneceğim. Hani biraz olsun hareketlendirmek istiyorum burayı. Bakalım nasıl yapacağız. Ah. Şunları koyalım. Şunu da koyalım. Sonucuma şunu da koyduk muydu? Olayımız tamam. Ya ben şöyle bir şey denedim. Ama yani üzerine bir kat daha çıkmak gerekiyordu. Maalesef öyle bir şey yapamıyorum. Böyle de güzel olabilirdi aslında da işte kısmet olmuyor. Şöyle yapalım bakalım. Abi yine tutmuyor ya bu şey zımbırtısı. Tutsa. Ulan bir dakika ya. Aha. Aha. Bir dakika. Vallahi geliyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Yeni yöntem geliyor. Sevgili izleyenler. Şu anda elimize ulaşan bir bilgiye göre yeni bir yöntem deniyoruz. Şu double olayına da bir geçebilsem aslında var ne kadar güzel olur. Bak 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 bak. Saniye. Vallahi hep beraber deniyoruz. Ah görün işte. Olamaz. Benim yapılar bu şekilde gelişiyor. Hep bir sonrakini görüyorum. Hani aklıma geliyor. Görüyorum ne lan? Hani tırsım yalan.
Vallaha. Dur dur dur. Abi yok şu. Vallaha o daha iyi. Bir saniye. Vallaha o da. Aha, burada sıkıntı. Burada problem. Burada sıkıntı. Nasıl yapacağız? Arkasında duvar yok ha. Tamam. Ama yine orada bir sorun yaşıyorum. Aa, ya düşün, buldum. Aha, yine bir yöntem. Allah'ım yapma. Yapmayın bunu çocuklar. Allah Allah deyip şaşırır genç Osman vallahi. Abi. Ya. Abi ya. Tamam bir dakika bunu da deneyeceğim. Tamam abi bu daha güzel oldu. Bu olay daha güzel oldu. Ben buna yürürüm abi. Ben buna yürümem, koşarım. Tamam bu olay. Olay bu. Köşede bir problem yaşayacağız. Oraya da gördüğünüz gibi bir tane küp koyup, yani normal kuvars bloğu koyup, küp ne lan? Ters basamakla bu şekilde koyarak ve de burayı da bu şekilde koyarak çözdüm. Köşede böyle bir küçük bir sorun olacak. Buna da yapabileceğim başka da bir şey de yok. Tamam abi, olay bu. Bizim dış duvarımız bu abi. Vallahi güzel oldu. Yani benim ilk düşüncemin üzerine üçüncü versiyon. Aynı dış duvar şey, dış cephesi gibi oldu bu caminin. Süper abi. Ben buna yürürüm abi. Turgay bunu sevdi. Turgay bu olaya beğeni attı. Set. Yok bir dakika lan. Copy. Copy. Al 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 gel 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 gel. Şuraya da paste de bakayım. Paste. Aha dedim. Bakayım. Hadi canım. Ha evet işte. Ne olacak? İki blok daha mı yürüyeceğim? Bana bir undo verir misin lütfen? Undo. Thank you. Hey gidi worms be. Şurada olan bir blok daha, bir blok daha, bir dakika. Bir dakika. Maceramız devam ediyor. Aksiyon. Hırs. Hayda baban gemini kırırım ha. Manyağa bak ya. Deli manyak. Hayret bir şeysin ya. Paste al. Al lan alaca. Allah Allah. Dur bakayım. Ay bir dakika. Bak 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 bak. Bir şey daha geliyor. Bir dakika. Vallahi geliyor. Aa geliyor. Aa ötüyor ötüyor. Bir dakika. Şimdi. Eğer orası öyleyse. Şimdi. Ciddi tavrımı takınıyorum. Ve de. Buraya. Madem öyle. Ay, ay orada bir şey oldu. Orada bir. Yo, ey lan. Bakayım. Aa. İyi. Değil mi? Bence iyi. Tamam. Size yeni yöntem buldum. Alın buyurun. Şöyle koyuyoruz. Ters basamaklarla. Ters falso. İyi de zibidi az evvel olan şey niye burada olmayı yiyor? Burada üçlü, burada niye ikili oldu? Ha blok var. Şu halde. Vay. Neden? Bak İngilizce neden dedim. Şimdi bir dakika çözeyim de döneyim. Ha, orayı çözdüm de. Nasıl çözdüğümü bilmiyorum ki. Evet çözdüm. Fakat nasıl yaptım? Ne yaptım bilmiyorum. İnşallah burası otomatik düzelir de. Tamam bak burası da düzeldi. Otomatik. Abi çok güzel ya. Ben beğendim bunu. Vallahi beğendim.
Bakın bu arada altta beyaz yaptığımız zaman çok daha hoş. Görünecektir ulan. Görüneceksin. Görüneceksin. Yine kendimi kaybettim yalan. Şöyle. Şöyle. Ha bak böyle kendi kendine düzel işte ya. Her şey yolunda, her şey aynı arkadaş. Niye bana trip atıyorsun? Bak. Ne kadar da fıstık gibi ya. Al. Bakayım. Vallahi 10 abi yani bilmiyorum ya. Öyle güzel güzel. Süper çok sıra dışı bir fikriyat. Ve hoşuma gitti. Dış cephede değişilmez isim. Dijital ekran dış cepheleri. Güzel. That's the way. Aha. I like it. Şuradan şöyle. Güzel. Tamamdır abi. Bunun üzerine yürünür. Bakayım dışarıdan nasıl? Bir sıkıntı var mıdır? Yok abi yok. Güzel. Vallahi dış görünüşü de güzel. Hem derinliği de var. Şu olay güzel bir derinlik kattı. Tamam ya. Vallahi Merkez Camisi yürür. Merkez Camisi gider. Yo yo. Şuradan bir dakika lan. Oradan alıverince ha sürekli öyle oluyor. Bir dakika. O zaman şuradan alacağız şunu. Bir de buraya güzel bir giriş böyle yakışan bir giriş yapacağım. Bana bir kopya ver. Kopya versene ona. Heh. Vallahi ne var yani kopya vereceğin alt tarafı. Şöyle gel gel abi ezbere. Çok oldu. Az yanaş. Bana bir de paste ver. Bakıyorum. Ne lan? Hani. Hani yo. Bir dakika. Bak şurada gördün mü? Un da ver. Bana un da ver. Un da ver. Bana oradan un da ver. Un da ver bana. Un da ver. O zaman ne yapacağız? 2 blok, 3 blok ilerleyeceğim ya da 2 blok daha geri geçeceğim. Ondan. Şunu bir başlatsam aslında şov başlayacak ama aha. Aha bir blok daha. Bak bir blok daha kurtaracağım. Olacak. Oyuncak. Undü. Şuraya bir paste yap bir daha. Ver bana oradan bir paste. Bir blok ileri. Bir blok ileri. Bu iş tamam. Oy. Paste. Aynı yer. Onda. Paste. Yine mi aynı yer lan? Onda. Heyecan yaptım. Yine aynı yer. Evet, yine aynı yer. Dur. Kımıldama. Kımıldama. Ya abi her şeyi çözüp başlamıştım. Heh, tamam şimdi oldu. Şimdi aklıma gelen sonradan gelen fikriyatlar işte tüm dengeyi bozuyor. Abi çok tatlı oldu be. Vallahi çok güzel oldu ha. Oy. Ulan şimdi aklıma bir fikriyat daha geliyor. Allah'ım ya gelme ne olur gelme ya. Gelme ulan. Keşke şuraya ince küçük camlar sığdırabilseydim valla. O yüzden geliyor işte fikriyat. Ya da içeriden cam şu şeritlerin yerine. Bir sürü fikir dolaşıyor aklımda. Yok yapmayacağım. Yapmayacağım. Benim değil mi? Yapmayacağım. Şuradan yok. Sen abicim buradan tekrar geliyorsun. Boyutlarını da bilmiyorum ha. Öyle de bir acayip sapkın bir durum var. Kopya nerede? Bana bir kopya versene. Kopya. Kopya. Behlül kaçar. Hoppa. Şuraya gidelim.
Oy baban gibi. Oğlum lan. Ha bir dakika. Şey de büyümüştü değil mi? Çüş. Biraz abartmışız. Evet. Şunun hizasından bir daha yapıştıracağım. Onu da ver. Onu da ver. Basta. Tekrardan uçar. Oha be oğlum, bayağı abartmışız lan harbiden. Harbiden Behlül kaçmış yani. Ha? Bak 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 şimdi bak nasıl şak kadanak oturmuş, oturtmuşum oraya. Nerede lan? Hata arıyorum, hata arıyorum. Aha, aha, bir blok daha ileri gittiğimiz zaman bu iş olacak. One minute. Şimdi ya şurayı da göstereyim diyorum da. Bunda. Pastel. Hadi yavrum, haydi yavrum. Şu olay tüm gidişatı etkiledi. O yüzden o işe girişemeyebilirim. Büyük ihtimalle de girişemeyeceğim. Anu. Bir blok geriden. Geriden yavrum, geriden. Bir blok geriden. Geriden yavrum, geriden. Bunda. Pastel. Evet. Aşk eklerimi bana ver. Bana ver, bana ver, bana ver. Herhalde oldu lan. Bu sefer hatasız dananım. Yapıştırdım vallaha. Tamam. Şimdi rotate dediğim zaman nereye gidecek? Kapısının yerini de bilmiyorum ha. Abi var ya öyle bir yani. Tamam, çok plansız programsız başlangıç oldu ama bu her şeyi değiştirdi abi. Vallahi her şey değişti. Şimdi şuraya kadar kopi 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 kopi. Tamam. Sonra rotate 90, o zaman 180 oluyor. 90 dersek bu tarafa çevirdi. Yani şuraya çevirdi. Ha bir dakika. 1.90 daha yan tarafı yaptı. O zaman 1.90 daha ön tarafa gelir. Şimdi henüz caminin boyutlarını bilmediğimden mi mütevellit? Böyle bir giriştim. Ya bütün planı yapmıştım ne güzel ya. Olsun olsun. Daha iyisi olduğu sürece problem sıkıntı tınla. Pasta ver lan bana. Heh. Oha lan. Hışt. Sen. Sen ne? Ha. Anlamadım. Tamam. Onda. Allah Allah. Deyip şaşırır genç Osman. Dur o zaman. Şurayı kırıyorum. İçeri giriyorum. Ve past ediyorum. Dışarı çıkıyorum. Ha. 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 Acık daha kırıyorum. Hatta bir tane daha kırıyorum. Şurayı bir kere yapıştırıyorum. Allah Allah, başka bir yöntem vardı bunun ya. Onu da. Paste. Bakayım. İşte bu. İşte bu. Tamam. Ya vallahi dengem alt üst oldu. Parmaklık nerede lan? Ha yukarıya bunu kullandık değil mi? Tamam. Hoy 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 hoy. Nasıl yapmışız? Şunu da şöyle koymuşuzdur büyük ihtimalle. Tabi. Aşk eklerimi bana ver. Geri ver, geri ver, geri ver. Tamam. Tamamdır abi yani. Biraz uğraştık, biraz zorlandık ama vallahi çözdük biz bu işi lan. Güzel. Ya büyük, büyük bir cami yapmak istiyorum. Bu sefer hani öbür camimiz iki katlıydı hani orantı olarak. Bunu daha büyük yapacağım. 3 katlı ve kubbeleri de daha fazla olacak. Onun üzerine yürüyeceğim. Ha, tamam. Tamamdır millet. Ben şunu biraz daha uzatacağım. Burayı da biraz daha uzatacağım. Yani bakayım.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 40. Yani 40'a 40'lık bir şey. Aslında 40'a 40'lık değil de böyle 40'a 30'luk gibi bir şey. Hani uzun ve öyle bir şey istiyorum. Neyse 40'a 40'lık bir yapalım bakalım bunu. Zaten önemli olan kısmı çözdük, şu dış cephe olayını. Camiyi de yapıp kaydıracağım. Ondan sonra ortaya gelen yere bir kopya yapacağım. Şöyle güzel bir kapı. Yine böyle tasarımlı bir kapı yapmak istiyorum. Ve de onun üzerine yürüyeceğiz. O arada da şunun üst kısmına bir yöntem düşünmek istiyorum da sanmıyorum çıkacağını yöntemin. Bakalım bulursak döneceğiz. Bilmiyorum, hani pek bir şey yapamadık aslında. Biraz goygoyla geçti ilk bölüm ama valla şu tasarım değişiklikleri ondan sebep. Neyse, bölümün sonuna gelelim. Aha, bir dakika, buldum. Valla bu bölümü sonlandırmıştım. Tam sonlandırdım. Atma böyle, yani böyle bir fikir akını geldi. Bildiğiniz fikirler yağdı yağdı, üzerime yağdı. Böyle karar veremedim. En sonunda şuna karar verdim. Göstereceğim, nasıl yaptığımızı göstereceğim ama gece de çok güzel göründü. Ben ilk başta ışık taşı kullandım. Abi ışık taşı çok parlıyor dedim. Fenere döndüm. Fener de çok parlıyor abi. Yani ışık taşından aşağı kalır bir yanı yok. Ben biraz daha soluk bir parlaklık istiyordum. Meşaleye döndüm. Meşale de bir türlü tutmadı. Neyse, hemen gündüze geçelim. Size vallahi kıyamadığımdan videoyu kestim, düzenledim. Hemen şu eklentileri söyleyeyim diyerekten. Şimdi ne yapmışım? Üst taraf, ha, bunun üzerine daha ne yaparız falan filan demiştim. Ondan sonra döneceğiz falan demiştim. Orayı kesmiştim zaten. Şimdi şu direkler, şöyle göstereyim. Şu direkler bir blok daha yükseldi. Ve de üzerine şu kum taşı basamak kondu. Ama her iki tane de bir, bakın şöyle köşeye bir tane koydum. İki boşluk, bir tane direk. İki boşluk, bir tane direk. Yani direk zaten var da yükseltme. Siz öyle anlayın. Sonra da hemen demir parmaklıkları da geçirdim. Ve zaten söylemiştim bunu. Şuraları, yok lan bir dakika, orayı kesmiş olabilirim. Ön tarafında yeşillendirdim böyle. İşte sarmaşıklardır, çiçeklerdir. Biraz böyle hareketlendi. Vallahi biraz can geldi ya. Şu görüntü son görüntüden çok daha güzel oldu. Sonrasında arka tarafına da şu ikide bir hani yükseldi ya. Yükselenlerin arkasına yine aynı sütunlarla yükseltip şuraya da bir tane fener koydum. Ve üstlerine de yine aynı şekilde basamak koydum. Böylece içerisi de hareketlendi. Hani çok düz beyaz görünümünden kurtuldu. Ya valla şu anda içim rahatladı. Hani ilk bölüm çok sıkıcı geçti. Hani bir şey yapamadık vesaire vesaire diye üzülmüştüm. Ama şu anda toparladım diye düşünüyorum. Hatta bir saniye, bir şey daha denemek istiyorum. Bir şey daha eklemek istiyorum. Eğer yerse senin numaran kaç? Bana numaranı söyle. 179'sun sen. 179. Bakayım. Vallahi bunu bir denesek mi acaba ya? Vallahi bölüm bir kaç dakika uzarsa uzasın yani, ne yapayım diyerekten. Şimdi zemine de böyle bir şey. Sonra hadi şuraya araya bir yeşillendirme koysak. Ön tarafına da artık zemin girsek, banklardır. Geliyor geliyor. Abi akın ya. Akın ediyor üzerime.
fikirler böyle. Şu diyorum hani bakın şurada ortada bir pencere var ya. Her o pencereye de birer tane ağaç koysak. Yani o hizada şuraya bir yere. Şöyle bir ağaç koysak. O ne lan? Şöyle bir ağaç olsa. Bakayım çok mu yakın oluyor? Şöyle ağacı koyduğumuzu varsaysak. Düşün ağaçlar büyük. Birbirlerine çok yakın oluyor. Onu da şöyle bir boşluk bırakarak yaparsak. 3 desek hani ağacın gövdesi hesabı düşünüyorum. Bak bu daha iyi. Bak bu daha iyi. Şimdi tamam abi bu duvarın burası böyle kalacak. Burayı da böyle değerlendirmiş olacağız. Arada şöyle bir 3 tabii 3 blok. 3 blokluk bir çimenlik alan, yeşil alan bırakacağım. Sonra tekrardan şey gelecek. Beton gelecek. Artık oraya ne yapacağımı henüz daha karar verebilmiş değilim. Ondan sonra bakacağız. Ben henüz daha boyutları böyle kafamda tam tasarlayamadığım için böyle koy verdim gitti. Öyle ileri doğru gidiyor işte. Şurada falan bitiyor ha. Orada bitiyor. Burası da böyle aynı şekilde. Dedim yani 40'a 40'lık bir şimdilik koydum. Sonradan işte bu köşeden bir yerden şuradan bir yerden falan başlarız. Acaba diyorum şurayı da yapsam ondan sonra içeri doğru yavaş yavaş geçsem daha iyi olur. Hani böyle şu köşeden şöyle yayılarak gitse cami. Bak öyle daha güzel olur. İnşallah onun üzerine doğru yürürüm. İnşallah kafaya başka şeyler gelmez. Ya benim en büyük sıkıntım bu işte. Bakın ben her zaman söylüyorum. Hazır konusu açılmışken tekrar söyleyeyim. Ben çok fazla karar değiştiriyorum. O yüzden hani beraber birileriyle beraber bu işi yapamıyorum. Ben çok karar değiştiriyorum. Ya sebebi bu. Al görün abi yani videoyu kestim, durdurdum. Tekrardan üzerine monte yaptım. Al. Ama güzel oldu. Yani çok daha güzel oldu. Gecesi de güzel oldu. Yani renk kattı. Şu dış görüntüdeki o sadelikten de kurtulduk. Hareket kattı. Abi buraya bir de var ya. Çok böyle bu camiye yakışır bir kapı yapacağım. Ulan cami ne tarafa bakacak? Ya güney, kuzey hani kıbleye baksın falan burada onu çok böyle şey yapmak istemiyorum. Yani yanlış anlamayın kafaya takmak istemiyorum diyeceğim. Hani görüntüsü güzel olsun diye şey yapıyorum. Şimdi doğu bu taraf doğuyor. Güney şu taraf yani güneybatı bize göre İstanbul'a göre şöyle bir çaprazda diyebiliyorum. Kıble. Hafif çaprazda şöyle. Coğrafyam o kadar iyi değildir ama yani cami bu tarafa bakacak normal olarak. Hafif çapraz. İşte onları pek düşünemiyorum yani. Onları yapamayacağım için caminin ön kısmını buraya veririz. Şöyle veririz. Girişi hani şu tramvay yoluna baksın güzel görünür falan hesabı. Öyle bir şeyler düşünürüz. Daha henüz karar veremedim. Diyorum ya bir dünya kafama böyle fikriyatlar geliyor. Bölümü sonlandıralım. Bayağı uzattım diye görüyorum bölümü. Beğeni ve yorum desteği bırakırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.